Şebnem, niye geldik biz buraya? Birazdan göreceksin, sabret. Ta-da! Resim dersi mi alacağız? Evet. Yani düşündüm şöyle bir, hiç farklı bir şey yapmıyoruz dedim, aklıma bu geldi. Bazen beni çok şaşırtıyorsun Şebnem. Yani biri gelip bana Şebnem'le nasıl bir etkinliğe katılırsınız diye sorsaydı... ...muhtemelen bir alışveriş derdim, kuaför derdim ya da bir defile derdim. Ama resim kursu hayatta demezdim. Sanat aşkı her şeyden önemlidir bebeğim. Sen daha dur, bu eller müzayedelerde bayraklar kaldıracak. Sevdiği resmi alabilmek için kafa göz yaracak. Daha bunları görmedin sen. Hadi bakalım. Hadi gel. Arkadaşlar merhaba. Resimde perspektiften bahsedeceğim size. Sonra da gölgelemenin temel prensiplerini anlatacağım. Sonra eskiz çalışmalarına geçeceğiz ve son olarak da modelimiz gelecek. Model mi varmış ya? Allah Allah, hiç haberim yok. Ya bırak şimdi Şebnem, sanki bilmiyormuşsun gibi. Bilmiyorum tabii. Yalnız aramızda konuşmuyoruz lütfen. Yalnız aramızda konuşmuyoruz lütfen. Güzel güzel eskizlerimizi çiziyoruz, hadi. Ya bu ara biraz nakit sıkıntısı çekiyorum da şu ödemeyi bu seferlik biraz geciktirebilir miyiz? Mesela ne kadar erteleyeceğiz? İşte 30 gün kadar falan. Peki ama fazla uzamaz. Yok canım, ne dediysek o. 30 gün. Hayırdır abi, bir sorun mu var? Yok bir şey canım, bir sorun falan yok. Sen şu paketleri götür, ben de geliyorum şimdi. Dur, şimdi zaten. Tamam abi. Belki o da bir fotoğrafçılık atölyesine falan katılmıştır ya da ortak bir çalışma vardır, hani resim, heykel, seramik gibi. Başlayabilirsiniz. Siz şöyle bakın. Hiç gitmeyecek zannettim. Evet arkadaşlar, şimdi yanınıza gelip tek tek resimlerinize bakacağım. Biraz üstüne konuşacağız. Ben hazırım hocam, benimkine bakabilirsiniz. Bakalım. Bu nedir? Resim. Gördüğünüz gibi Picasso'nun izinde olduğumun muhteşem bir kanıtı. Yalnız klasik anlayışla başlasan daha iyi olurdu. Ama siz de söylüyorsunuz, adı üstünde klasik. Klasiklerden çok sıkıldık artık. Yani bana hatta alerji yaptı. Ben o yüzden direkt modernizme atladım. Yalnız kübizm bu kadar hafife alınacak bir şey değil. Vallahi ben de hafife almadım zaten. Gördüğünüz gibi ustamızın izinden gidiyorum. Bakın her şey üçgen üçgen. Küp. Bir dahaki sefere benim izimden gidersen daha iyi olur. Bir de seninkine bakalım. Aferin, çok güzel olmuş. Ben de bakabilir miyim? Sevgilim, sen beni mi çizdin? Açık koyu rengisi hakkında bir şeyler söylemem gerekiyor. Ay vallahi ben açığı koyu bilmem hocam. Yani buna rahmetli Da Vinci bile gelse kusura bakmayın. Böyle muhteşem bir esere sesini çıkarması hiçbir kusurluğumuz. Öyle muhteşem, öyle perfect, öyle Allah'ım. Bunu odamın baş köşesine asacağım. İstersen sen de asabilirsin tabii.
Şebnem. Çok teşekkür ederim. Niye ki, ne oldu? Benim için o kadar güzel şeyler hazırlamışsın ki. Hepsini ince ince önceden düşünmüşsün, çok belli. Beni çok mutlu ettin. Hepsi çok güzel. Sanırım ben dünyanın en şanslı erkeği. Arabaya gidelim, üşüyeceksin.